Merhaba sevgili pek güzel. Yesterday'ın yeni bölümüyle sizlerle birlikteyim. Artık dördüncü bölüme geldik galiba. Evet. Geçen bölüm arkadaşlar bir sürü konuşmayla geçti. Bir sürü bilgiyle geçti. Öyle bir geçer zaman ki oldu. Geçen bölümde arkadaşlar bayağı bir bilgi öğrendik. Geçen bölümde Henry... Çok geçen bölümde kullandım be. Tamam. Bir önceki bölümde Henry White ve John Yesterday isimli karakterler karşılaştılar arkadaşlar. İkisi de birbirinden sorular aldı. İkisi de birbirine sorular sordu, cevaplar aldı. Şeytani tarikatlar hakkında işte John Yesterday'in hafıza kaybı hakkında vesaire bilgiler öğrendik. Bütün bilgiler zaten bir önceki bölümde var. Hepsini tekrar etmeyeceğim. Ve gelişen olaylar zincirinde John Yesterday Paris'e bir yolculuk yaptı. Bir şeyleri hatırlaması için ve evsizleri öldüren katili bulması için Henry White'a yardım etmesi gerekiyordu. Tıkı 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 mouse sesleri tıkı 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 arka plan sesleri için özür dilerim. Evde LOL oynayan bir canavar var. Ah, şu gençler yok mu? Neyse. Aa, çok yaşlandım. Tamam. Evet. Daha sonra arkadaşlar Paris'e yolculuk yapmıştık. Paris'teki odamızda dolaşırken bir takım şeylerle karşılaştık. Odamızda dolaştık arkadaşlar. Bir resmi açtık ve arkasında bir kasa bulduk. Orada çalışan resepsiyoniste bir tane dosya vermişiz. Ve o resepsiyoniste biz iki tane anahtar kelime söylemeden o resepsiyonist bize kesinlikle o dosyayı vermeyecek. Ve o dosya içinde önemli şeyler olabilir. Geçmişimizi hatırlamamıza yarayan. Bu arada ana karakter değişti, artık John Yesterday ile oynuyoruz. Henry White ile oynamıyoruz arkadaşlar. Onun dışında başka bir resme baktığımız zaman karakterimiz kesinlikle intihar etmeye kalkışmamış. Birisi bizi öldürmeye çalışmış arkadaşlar. Kafamıza silah dayamışlar ve bizi cıva içmeye zorlamışlar. Bu bölümde daha çok gerçek öğrenmek dileğiyle Yesterday tüm gazıyla devam ediyor. Başlasın efendim. Evet. Odada cıbıldak bir şekilde dolaşıyoruz arkadaşlar. Aramadığım kişiler var. İlk onları arayarak başlayacağım. Resepsiyonisti arayarak başlıyorum arkadaşlar. Bu arada ben de resepsiyonistlik yapmıştım geçen yaz. Evet, önceki burada kalışımız hakkında bir soru soruyorum. İntihar hakkında. No about my suicide attempt. Nothing. Well, that Mr. White found you and he took you to a hospital in some kind of private ambulance. He made sure no one was the wiser. We don't want any scandals here. Yani Bay White skandal istememiş, kimseye duyurmamış, ambulansla falan bizi almışlar arkadaşlar. Ziyaretçilerimiz hakkında bir soru soruyorum. Did I have any visitors? Not a single one, Monsieur Yesterday. I'm sorry to say that your behavior was very boring. Despite the fact that I dropped the price of my very best girls as much as 20%. Have you had a change of heart? No, thank you. 25%? 30? Adam halen daha sapıklık yapmaya devam ediyor sevgili arkadaşlar. Halen daha bize birilerini kakalamaya çalışıyor. Yok ben almayayım, teşekkürler. Oda hakkında soru soralım. Who's been in the room since my previous visit? Only Mr. White, the maid, Matthew from maintenance and me. But not a single guest. Evet, odamıza bazı kişiler gelmiş. Şu an onlar hakkında sorular soracağız arkadaşlar. Yani bizi öldürmeye çalışanlardan birisi belki bunlar olabilir. Hizmetçi kadın hakkında soru soralım. Someone has to clean the room, even if there are no guests, sir. By the way, if you're interested in her, be in the room tomorrow when she comes to clean it. She's new and frisky. Free fan dance on the first visit. Abi lütfen sapıklık yapma, delireceğim. Ne sapık adam çıktın, ne oynak herif çıktın be. I just went to leave a small welcome gift on the terrace a little while ago, monsieur. Tamam, bize küçük bir hediye falan bıraktığını söylüyor kendisi. Tamirden gelen eleman için soruyorum. Arıza teknik, meknik falan filan. The maid noticed that the extractor fan in the bathroom was not working, so I sent Matthew to fix it. Banyoda bir sorun varmış, adamlar onu düzeltmeye gelmiş. Son olarak da Henry White ile ilgili bir soru soruyorum. Mr. White came to the hotel because you called him. He went up to the room and that was when he found you half dead. Bizi yarı ölü bulmuş arkadaşlar Henry White. Sorularımı sordum. Şimdi otel hakkında bir soru soracağım. Is this hotel named after Gustave Doré the artist? No. It's named after another Doré who's also an artist in his own way. The funny thing is that he's a great great grandson of the original Doré. Otelin isim kökeni hakkında soru da sorduktan sonra şifre hakkında soru soracağım. O şifreyi bulmamız lazım arkadaşlar. O lanet olsa iki kelimeyi bulmamız lazım. Know that you have an envelope for me. Of course, Monsieur Yesterday.
But as per your instructions, you have to say two words before I can give it to you. Evet. Mesela Suzanne deneyelim. Sevgilimizin adını deneyelim arkadaşlar. I see that you still can't remember. I'm sorry. Kendimize şunu diyoruz. Rastgele bu elemana şifreler vermekle bunu çözmek aptalca bir teknik. Kendimiz bulmamız gerekiyor. Kendimizi halen daha çok iyi bilmesek de kendimize şunu yemin edebiliriz ki şifre odada bir yerde. O yüzden rastgele şeyler söylemek kesinlikle anlamsız arkadaşlar. Telefonu kapıyorum ve şifreleri bulmaya başlıyorum. İlk olarak balkona çıkıyorum sevgili dostlar. Şu tırnak törpüsü makinesini alıyorum. Pardon, tırnak törpüsü dedim. Mektup açacağını alıyorum. Ve şu ata sürtüyorum. Kaya o kadar, bu taş o kadar sertti ki mektup açacağının ucunu hızlı bir şekilde şey yaptı, kütleştirdi. Tamam, bunun ucunu kütleştirdik arkadaşlar. Şu an için burada yapılacak daha herhangi bir şey yok. Buradan çıkıyorum, balkondan çıkıyorum arkadaşlar. Şu an yapmam gereken bir şey daha var. Şu resmin arkasını kazıyorum. Resmin arkasındaki kumaşı kazıyorsun. Ve onun içinde şüphesiz ki senin koyduğun bir şey buluyorsun. Evet. Kesilmiş, yani şu Eyfel Kulesi'nin kesilmiş versiyonu olan hoş geldin kartını buluyoruz arkadaşlar. Yani oradaki Eyfel Kulesi belirli bir şekilde kesilmiş. Şu an banyoya giriyorum arkadaşlar. Maceraya devam, tam gaz devam. Şöyle bir şey yapıyorum. Şu mektup açacağıyla yukarıdaki şeyi kazıyorum. Mektup açacağının ucuyla vidaların başını döndürüyoruz ve açıyoruz. Tamam, vidaları aldık. Havalandırma şeyinin kafasını aldık, başını aldık. Anladınız, tamam. Şimdi şöyle bir şey yapacağız arkadaşlar. Buraya havlu tıkayacağım. Havluyu dikkatle birlikte pervanenin bıçakları arasına yerleştiriyoruz. Ve böylece koruyucuyu da daha sonradan tekrardan vidaları sıkıyorsun. Burası kapandı arkadaşlar. Burası artık çok fazla hava alamayacak. Neden böyle bir şey yaptım? Çok basit. Şu ikisini birleştirmeyi deniyorum. Bu iki ürüne baktığın zaman senin aklına bir anı, hafıza geldi. Onları birlikte karıştırırsan, bu ikisini birlikte karıştırırsan, bu iki ürüne baktığın zaman aklına şöyle bir anı geldi. Sen bu ikisini karıştırıp bu karışımla birlikte aynaya bir şey yazdın mı? Niçin? Demek ki aynaya bir şey yazmışız. Sen ne yazdın? Halen daha bu harfler okunabilir mi acaba? Okunabilir arkadaşlar. Çok kolay bir şekilde okunabilir. Sadece birazcık pratik zeka lazım. Yani bunu aslında hızlı bir şekilde keşfetmiştim arkadaşlar. Biraz kurcalayarak. Zaten biz şu an buranın havalandırmasını bozduk. Burası kesinlikle hava almayacak. Buradaki hava sirkülasyonunu yok ettik. Sıcak suyu açıyorum. Simya, şimdi hatırladın. Losyonu yağla birlikte karışıp aynaya yazı yazan kişi sendin. Ve böylece bunu silmek kolay olmayacaktı. Evet arkadaşlar, geçmişte karakterimiz gerçekten zeki bir karakter John Yesterday. Aynaya simya yazmış ki bu şifreyi unutmamak için ve herkesin görmemesi için. Yani silinse bile onun izi kalacaktı. Buhar sayesinde o yazıyı gördük. İlk kelimeyi böylece bulduk. İlk kelimemiz simyaymış. İkinci kelimeyi de bulduğumuz zaman bu kelimeyi resepsiyoniste vereceğiz, bu iki kelimeyi, ve zamanında resepsiyoniste verdiğimiz olan eşyayı alabileceğiz ve böylece geçmişimiz hakkında bir şeyler hatırlayabileceğiz. Abi çok zekice, gerçekten akıl oyunları dönüyor şu an. Çıkıyorum. Tabii ki de böyle bitmiyor arkadaşlar. Hatırlıyorsanız geçmişte bir şey kesmişiz arkadaşlar. Yani bunun Eyfel kısmını kesmişiz. Burada da Eyfel Kulesi var. Bu ikisini birleştirelim abi. Eğer bunu böyle yaparsak ne olur?
Devrim. Güzel kelime. Evet, ikinci kelimemiz devrim arkadaşlar. Gerçekten güzel bir kelime. Böylece hızlı bir şekilde iki kelimeyi de buluyoruz. Ve artık lanet olası resepsiyonisti arayabiliriz. Daha yapacağımız herhangi bir şey yok. Arıyorum abi. Annemizi de arayabiliyoruz bir konu hakkında. Babamız hakkında annemize bir soru soracağız. Soralım. Really happened to my father? Was he crazy? Son, I would have preferred for you not to find out. I told you that your father died in the tragedy at Kadway Station. But that's not what really happened. Annemiz bize babamızın Kadway istasyonunda öldüğünü söylemiş. Tabii gerçekler bu değilmiş gibi bir şey. İşi hakkında soru soralım. As I've told you, your father was the world's leading expert on satanic sects. The best. He was my thesis director. That's how we met. Evet, annemizle babamızın güzel tanışma hikayesini dinledik. Kadway istasyonu hakkında bir soru soralım. It's true that your father was in Kadway when the station caved in. But he survived. And he stayed there, living in its ruins. I begged him to come back home. But it was no use. He said that the station was the only place he felt safe. Ya babamız Kadway istasyonunda kalmış, orada takılmayı şey yapmış ve eve dönmemiş gibi bir şeyler olmuş galiba. Çılgınlık hakkında bir soru soralım. The collapse, your father was traumatized. He said that he was being persecuted by a satanic sect called the Unmentionable Ones. Evet. Babamızın kayboluşu hakkında bir soru da soralım. Last time I went to see him, I tried everything. But he didn't want to leave. He called me a heretic and he disappeared without a trace. Kafir mi? Bu kelime sanki biraz sandık geldi arkadaşlar. Ne diyorsunuz? Siz de benim düşündüğüm şeyi mi düşünüyorsunuz? Abi sakın öyle bir şey olmasın. Gerçekten sakın öyle bir şey olmasın. Sakın öyle bir şey olmasın. Kafir diyen karakteri iyi biliyorsunuz. İlk bölümde ve ikinci bölümde. Öyle bir şey olmasın. Kişiliği hakkında soru soralım. Frank yesterday was a great man, John. A true scholar. A good husband and the best of fathers. He loved you very much, John. Just don't make the same mistakes he did. Ya babanın yaptığı hataları yapma diyor. Umarım tahminim yanlış çıkar. Soracağımız soruları sorduk arkadaşlar ve sıradaki kişiyi arayacağız. Resepsiyonist. Şifreyi söylüyorum arkadaşlar. Elemana, devrim ve simya. The envelope, Albert. Revolution, alchemy. We're getting back our memory, huh? I'll bring it right up. Here you go, monsieur, yesterday. Thanks a lot, Albert. Their photos? Huh? Pretty photos. Naked, dirty, trashy, fifi, lascivious. If you don't have a buyer, I can find you one. 10% discount if I can watch. Good night, Albert. Oh, I see. That bulge must be some kind of toy. I'll leave you alone. Abi sen gerçekten bir sapıksın. Bak bir de bize arkamızdan sapık diyor. Asıl sapık sensin. Abi adam çok kirli düşünüyor ya. Neyse şu an zarfı açıyoruz. Sen zarfı açtın ve kendine bıraktığın iki hediyeyi buldun. İki tane garip hediye. Birincisi The Evergreen 1853. Garip bir not. Ne olduğunu bilmiyoruz. İkincisi de deniz gözlüğü. Bu arada kendim hakkında bir küçük bir not. Duşa girerken deniz gözlüğü takarım. Evet, eyvallah. Evet, bulmacalarımız devam ediyor. Hemen arkadaşlar balkona çıkıyorum. Deniz gözlüğünü takarak jacuzziye dalıyorum. Deniz gözlüklerini taktın ve baloncukların ardından suyun içine baktın. Baktığın zaman 8'e 8 kare şeklinde bir bölge floresanla çevrelenmiş. Kesinlikle bu senin işin. Bundan şüphe yok. Evet. Çevrelenmiş. O zaman şöyle bir şey yapacağız arkadaşlar. Törpüyü alıyorum. Görünüşe göre sen bu karelerden birinin içine bir şey gizlemişsin. Bu ne olabilir? Ama nasıl alacağız abi? Şu an çıkmazda kaldım arkadaşlar. Belki bir telefon görüşmesi yapmanın tam zamanı. Henry White'ı arıyorum. Evergreen hakkında soru soruyorum. Words, the Evergreen 1852 mean anything to you? Of course. It's the name of a legendary chess match. Anderson moves the knight to E7 and defeats Dufresne in 24 moves. E7.
Ne olduğunu bilmiyorsun ama sana oldukça tanıdık geliyor. Tamam. Daha sana bir şey sormayacağım abi. E7. Evergreen'den bilgilerimizi aldık. Tekrardan bakıyorum. Sen satranç tahtasına göre burada E7'ye denk gelen karenin altını kazıyorsun. Mektup açacağıyla birlikteki mektup açacağıyla birlikte o kareyi oradan çıkartıyorsun ve plastiğin içinde küçük bir paket buluyorsun. Plastiği açıyorsun ve içinde bir anahtar buluyorsun. Çok güzel abi, çok güzel ilerledik. Devam edelim bu gazla. Henry'e de bir şey söylemedik henüz. Kasayı açıyorum. Gerçekten dahası yok. Bu birkaç kez senin aklına gelen ve görüntüsünü gördüğün kız. Ama sen onun hakkında herhangi bir şey hatırlayamıyorsun. Bakalım ne olacak. Kendimizi tanıtmak kim olduğunu tahmin edebiliyorsunuz bunun da, biliyorum. Bize kötü bakışlarından biliyorum. Kendimizi tanıtmak. I'm John Yesterday, a specialist in satanic sects. Ve otokattan sonra sen sonunda hatırlıyorsun. Sen birkaç ay önce buradaydın. Şu an birkaç ay öncesine döndük arkadaşlar. Kılık kıyafetimiz değişti, o da değişti. Kendimizi tanıtmak. John Yesterday, a specialist in satanic sects. Thanks for the information, Mr. Yesterday. See that door? Use it to go back where you came from. Notre Dame hakkında soru soruyorum. To find out some things about the relationship between Notre Dame Cathedral and alchemy, and Mr. Petit is one of the few people to have researched this topic. Find out for yourself. Mr. Petit isn't available. Motivasyon hakkında soru soruyorum. Inquisitor, a serial killer who's targeting panhandlers in New York. I believe Mr. Petit can help me find him. First you'll have to find Mr. Petit, and I doubt very much that you'll be able to do that. Bay Petit'in nerede olduğu hakkında soru soruyorum. Just tell me where he is. In hell, Mr. Yesterday. My father committed suicide 2 months ago. Go and look for him there. I'm so sorry. How clumsy of me. Very clumsy. Sorry. Is there any way I can make it up to you? Can I buy you a cup of coffee? I should say no. Evet, geçmiş gelmeye devam ediyor arkadaşlar. Böylece bu kızla bir şekilde tanışmışız ve bu kız sevgilimiz olmuş. Yani aklımıza gelen o kızın resmi Susan, yani sevgilimiz. Birkaç ay öncesine dönmüştük, şimdi ondan biraz daha ilerisine dönmüşüz. Babası hakkında soru soruyorduk. Daha sonra görünüşe göre John Yesterday bu kızla birlikte olmuş ve sorulara devam edelim. Was I that bad? That's not it. But I don't think I'm going to flatter your male ego by saying otherwise. I don't kiss up to people. Korku hakkında soralım. You afraid of what? Of you, John. These months have brought a little peace to my shitty little world. Now you'll be leaving. I'm in no position to lose any more male figures in my life. Tekrarlamak hakkında soru soralım. It's not the first time we've done this. Don't be an idiot. I'm talking about my father's diary. Babasının günlüğü hakkında soru sormaya devam edelim. Never told me your father kept a diary. I don't confide in just anyone. It's full of notes about alchemy, Notre Dame, a satanic sect. Right up your alley. I'll give it to you tomorrow, and then there'll be nothing left to keep you here. The diary opened my eyes, Pauline. I have to go to a mental hospital in New York. You're leaving. Come with me. I'll get my things from the hotel. You get the diary, we'll meet back at the airport, okay? I should say no.
Oh, her şey üst üste geldi. Tabii ki de çok kötü oldu. Tabii ki de çok kötü oldu. Babasını araştırmaya git. Kıza aşık ol. Kızı tavla. Daha sonra kıza söz ver. Havalimanında buluşacağına dair. Daha sonra ortalıklarda görünme. Şimdi kendimizce sebeplerimiz var. Ama bu kıza onu anlatamadık galiba. Çünkü intihar ettiğimiz bize söylendi ama intihar da etmemişiz. Birileri bizi öldürmeye çalışmış. Daha sonra ardından gelen bir hafıza kaybı var. Şu an her şey yerli yerine oturuyor ve şu an kız bize düşmanca bakışlarla bakıyor. Çok kötü abi, çok kötü. Otele gittiğin zaman birisi sana bayağı civa içirmeye çalıştı. Ama sen Pauline'e bunu söyleyemezsin. O nasıl böyle bir şeye inansın ki? I know what you're here for. You must know where you left it. Take the diary and get out of here. Evet, bize anahtarı verdi ve günlüğü aldıktan sonra buradan defol git dedi. Tabii ki de bize böyle davranması doğal. Biraz daha soru sormak istiyorum. Where the diary is. It's comforting to know that I'm not the only thing you've forgotten, John. But I won't make the same mistake twice. You've got exactly 2 hours to look for the diary in the back room and then you're out of here. You can go fuck yourself and leave me in peace. I don't have to put up with this crap. Evet, bize bayağı atarlı yaklaşıyor. Bayağı da sövdü bize. Abi ben de üzgünüm. Gerçekten böyle olmasını istemezdim. Yani sevdiğimiz insanı kırmışız. Ve elimizde olmayan sebeplerden dolayı ona da anlatamıyoruz. Yani çok kötü bir durum gerçekten. O zaman bir etrafı kurcalayalım. Makas alalım abi. Pauline bizi görmeden makası alıyoruz. Şurada bir şey daha var. Büyüteci alıyorsun ve vücudunla Pauline'in görüşünü kapatarak onu alıyorsun. Tamam, büyüteci de aldık arkadaşlar. Böyle kuyumcu merceğini aldık. Daha alabileceğim bir şey var mı? Onlara bakıyorum. Bir şuraya bakamam galiba. Buralarda daha bir şey var mı diye bir kurcalayayım. 9 tane çekmece açıyorsun, hepsi boş. Buralarda bir şey var mı? Petit'in günlüğünü gösteren herhangi bir şey adam akıllı. Bulamıyorsun diyor kaba saba. Şimdi burada konuşacağım insanlar var. Bundan başlayalım. Good morning. Do we know each other? Absolutely. Since about 5 seconds ago, my friend. Marcel Richard, draftsman at your service. Antikalar hakkında bu elemana soru soruyorum. Biraz tanıdık geldi sanki ya. Like antiques, Marcel? No, to tell the truth, I am hiding from my creditors. If you see a short blonde man who looks like money come in, you let me know. Simya hakkında soru soruyorum. You wouldn't happen to know anything about alchemy by any chance? Absolutely. Mix vodka with lemon, whiskey with soda, or rum with pineapple juice. None of these transforms metal into gold, but they do something better. They transform women into goddesses. Tamam, sen de sapık bir adamsın. Günlük hakkında soru soruyorum. I'm looking for a diary. It's supposed to be in the back room, but if you should run across it here, I shall make it my personal quest, my friend. If I have to kill someone to get your diary, I'll do it. Bizimle dalga geçiyor arkadaşlar. Daha soracağım soru var mı? Bir kere daha konuşayım. Pauline hakkında soru soruyorum. Doctor won't give me the time of day. Well, don't try anything with me, my friend, under no circumstances. Ve dış görünüşü hakkında soru soracağım. You don't seem like the typical Frenchman. Ah? No? And if I tell you I have pétanque balls between my legs? Tamam, bizimle dalga geçmeye devam edecek arkadaşlar. Şuradaki turist çiftle konuşmayı deneyeyim bir de. Good morning. At last, a polite young man. Don't you agree, Walter? Turizm hakkında soru soruyorum. In Paris on vacation? Exactly, dear. We're celebrating our undivorce. Walter. Değil mi Walter? Değil mi Walter? Değil mi Walter? Boşanmama hakkında soru soruyorum. Did you say you just got undivorced? Exactly. We'd been divorced for just 6 months when Walter had a heart attack. He changed completely, became a totally different person. So I said, "Do you want to get undivorced?" And he said, adamın tek verdiği cevap, başka hiçbir şey demiyor. Boşanma hakkında soru soruyorum. You two can't remember why you divorced. I don't know.
Oh, well, we used to fight a lot. Remember how you always used to contradict me, Walter? I know it's hard to tell these things from the outside, but I can assure you that everything's different now. Bir de tebrik edelim size. I'm happy to hear that you've reconciled. Life gave us another chance, dear. And I swear on my guardian angel that we're going to make the most of it. Bir de kalp krizi geçmiş arkadaşlar. Kalp krizi hakkında da bir şey sorup bitirmeye çalışacağım. Is Walter okay? No after effects? Just the opposite, dear. He's much better like this. Isn't that right, Walter? Öyle değil mi Walter? Öyle değil mi Walter? Öyle değil mi Walter? Öyle değil mi Walter? Tamam. Paris hakkında. Time in Paris. Our very first. We've been wanting to come here all our lives. But things got in the way. Kids, work, and then, well, the divorce. Tamam. Bu çifte soracağım sorular da bitti arkadaşlar. Şurada bir şey var. Ona bakmamız lazım. Eğer sen Petit'in günlüğünü bulursan ve Pauline'le barışmayı başarırsan sen ondan duvar örtüsünü yere indirmesini isteyeceksin ve böylece sen onu araştırabilirsin. Duvar örtüsüne baktığın zaman o da sana geri bakıyor ve sana bir şey anımsattırıyor. It is told that Don Gines de Ordonia, a priest, poured mercury from his right hand, sulfur from his left hand, sprinkled salt on top, and lit a fire underneath that blazed white hot like the depths of hell. Hey, bu konuşan adam da kimdi? Sen onu tanıyor musun? Ve Gines de Ordonia, o kan emrinin kurucusu değil mi? Hı? Evet, yine garip şeyler olmaya devam ediyor arkadaşlar. Lakin bu odada işim bitti. Artık içeriye gireceğim. Kapı kilidini çeviriyorsun ama kapı kilitli. Pauline'den anahtar almıştık arkadaşlar. Bu arada Susan dememiş miydi? Neden şu an Pauline oldu hiç anlamadım. İçeriye giriyorum arkadaşlar. Ne yazık ki bu bölümü burada bitirmek zorundayım. Yavaştan arkadaşlar, bu bölümde iki kelimeyi bulduk. Zamanında sevgilimiz olan kişiyle ne yazık ki yüz yüze geldik. Gizemli insanlarla, turistlerle konuştuk. Ve şu an antika dükkanına girdik. Hatırlarsanız karakterimizin aklına arada bir kız ve antika dükkanı da geliyordu arkadaşlar 3. bölümde. Yani hatırladığımız şeyler gerçeğe dönüşüyor. Yani boş beleş şeyler hatırlamamışız. Geçmişte olan şeyleri hatırlamışız. Bu bölüm biraz daha yine bilgi edinmeyle alakalıydı. Yine güzel bilgiler edindik, iyi bilgiler edindik. Bazı şeylerle yüzleştik. Bir sonraki bölüm ağzınızı açacak. Yani ağzınız açık kalacak bir sonraki bölümde. Bomba gibi olaylar olacak. Bunun temennisini veriyorum sizlere. Bu seriyi seviyorsanız bomba gibi gelmeye devam edecek dediğim gibi arkadaşlar. Muhabbeti daha da uzatacak değilim. Yesterday'in bu bölümünü burada bitiriyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın sevgili Feygocular.